Oradan. Ay Gizem, fark ettin mi? Esin konuşalım deyince böyle bir heyecanlandı. Eli ayağı dolandı. Yatak odasını da gösterdi. Anlıyorsun değil mi? Ay. Anladım anladım. Çok istekli. Dünden razı. Hazır ve nazır. Aynen öyle. Ne yaptın? Kolayladın mı biraz? Neyi? İyi bari. Çok güzel. Sen rahat mısın öyle? Rahatım rahatım. Ben iyiyim. Farkında mısın? Şevket hep başka yöne bakıyor. Yani böyle gözlerini kaçırıyor. Ay kıyamam ya. Duygularından utanıyor. Ayaklarını niye öyle yapıyorsun? Bu totem bu ya. Totem. Bir şey değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya bak ayaklarını nasıl sallıyor. Böyle heyecanını bastırmaya çalışıyor. Tam düşündüğüm gibi. Aklı fikri yatak odasında. Ben arabaya konuşmak için geldim aslında. Araba dükkanın önünde duruyor. Sen onu istersen hediye olarak kabul et, istersen borç olarak kabul et. Ama lütfen al o arabayı. Bak ihtiyacın var. Başka insanlardan araba isteme. Ya tamam kızım, bu konuyu konuştuk, hallettik. Kapandı, tamam, uzatmayalım. Ya Şevkat, niye böyle yapıyorsun? Niye inat ediyorsun? Anladık, Bora'ya kızdın, nedenini de söylemiyorsun. Da bana da mı kızdın? Ben ne yaptım? Lan ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Yürü git kızım ya. Yürü bak. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Çık kızım, çık. Şevkat. Ya çık. Aa, neye sinirlendi, kovdu acaba? Ay ne bileyim ben. Hadi çabuk gidelim, soralım, öğrenelim. Hadi dur, yavaş yavaş. Geldi konuştu, Bora dedi, bilmem ne dedi, uğursun. 5. dakikada kırmızı kart mı olur lan? Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Galeriye gidiyorum. Dünden kalan işleri bitireceğim. Vay be. Sen bu esnaflığı öğreneceksin ha. Bravo. Geliyor musun? Ya geleyim bari ben de, ne yapayım? Ben de dükkan açayım bari, değil mi? Hadi. Sabah sabah. Ya kızım önüne baksana ya. Yürürken yolda mesajlaştır mı? Düşeceğim, düşeceğim. Buraya mesaj attım. Onunla buluşacağım da. Neymiş bakalım sizin derdiniz, anlayalım. Madem sen söylemiyorsun, ben de gider Bora'dan öğrenirim. İyi, öğren bakalım. Ama bak, o söylemezse sen söyleyeceksin, tamam mı? Ya o söylemezse bakarız. Şevkat, bir şey soracağım. Sen neden bana karşı açık değilsin? Neden sana karşı açık değilim? Evet. Ben açık değilim. Evimin kapısı ağzına kadar açık, zıt zıt girip duruyorsun eve istediğin zaman da. Ha bir şey oldu mu da ben seni açık açık kovuyorum, onda da bir sıkıntı yok. Daha neyin açıklığı olacak ki, ben anlamadım yani. Tamam, iyi. Yürü. Şu kılığına kıyafetine bakar mısın? Ne var be? Bu mevsimin kıyafeti. Güzel, kolay gelsin. Bana öyle elma, armut, portakal falan 4-5 kilo ayarlasana. Alacağım şimdi. Hadi hayırlı işler. Sana da. Çıkarılmış. Anahtar üstünde. Ha yok, ben şey yapayım, tamam. Ölürsün sanki Hasan. İnatçı keçi. Bana oradan 3-4 karton yumurta ayarla, paketle. Ben bir alışveriş yap, geliyorum, tamam. Hayırlı olsa bu yağmurda pikniğe mi gideceğiz? Ha pikniğe gideceğiz. Personeli motive etme. Oğlum çocuk. Tamam. Hoşça kalın. Emanet. Ya bir teslimat var da, araba lazım. Kapının önünde var ya araba. Ya tamam, o orada dursun. Sen götür beni. Ya kendi arabanla gitsene, işim gücüm var benim. Kızım bu araba benim değil, tamam, uzatma artık. Tamam Şevkat, o araba benim. Sen istediğin zaman ödünç olabilirsin. Bak, bana sormana bile gerek yok. İşlerini hallet, olduğu yeri geri bırak. Ya çocuk mu kandırıyorsun Allah aşkına ya, böyle küçük küçük tuzaklarla? Sen götürüyor mu, götürmüyor mu, onu söyle. Ya kapının önünde araba dururken biz şimdi ta eve arabayı almaya mı gideceğiz? Kızım ta evin orada dediğin şuraya 2 adım yeri ya. Ne olur biraz yürüsen, bir ellerin erir ya. Kilo mu aldım ben? Ya etlendim biraz ya son bir aydır. Vallahi mı? Haf. Hadi gel hadi. Hadi. Çantamı alayım, bir dur. Nereye gidiyorsunuz? Şş,
şu torbaları alıp gelin ben dur. Şu. Ver abisi. Selami. Şey, bizim kızlar gelecekti. Ben dükkanın kapısını açık bıraktım. Söylersin girsinler. Bizim Şefkat'le bir işimiz var. Gidip geleceğiz. Ama sıkılırlarsa söyle benim eve geçsinler. Yok canım, niye gitsinler? Ben ilgilenirim onlarla. Başım gözüm üstüne. Ne demek? Oyalarım. Sağ ol. Oyalar, oyalar. Süper oyalar. At. Yardım edeyim mi? Yok, tamam. Ne bir şey var. Şöyle vereyim. Akşam hesaplaşırız. Taşmayacağız biz ya. Yeme taş. Ne yapayım? Ne yaz o zaman? Şişt. Oğlum, bize bir parça avokadoyu çok görüyorsun. Millete dükkanı veriyoruz. Şefkat. Fukara evine. Ya bir aile var. Anne babaya kamyon çarpıyor. Baba ölüyor. Anne felç kalıyor. Üç tane bebeleri de ortada kalıyor. Onlara götürüyorum bunları. Şefkat, sana bir vakıf falan kuralım mı? Sen dükkanın içi ve devret. Bu işlerle ilgilen. Madem bu kadar seviyorsun insanlara yardım etmeyi, direkt bunu kanalize olursun. Güzel diyorsun da emanet. Vakıf, makıf bunlar zengin işi, anladın mı? Zenginler de yoksulun halinden anlamaz, yokluğu bilmez. Ha şimdi ben bunları götürmesem, ya o bebeler aç kalacak değil elbet. Ama ya bir ben vakıftan geliyorum demek var. Bir de çocuklar ben geldim demek var. Ya bu ikisinin arasında da ciddi fark var, anlatabiliyor muyum? Yani öyle kanalize, manalize falan böyle kurumsal kimliklerle candan kucaklayamazsın insanları. Niye ki? E kabul etmezler. Bak gidince görürsün şimdi. Siz mi geldiniz? Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Al bakayım şunları. Bu ne madalyası ya? Şey, babamın o, babam güreşçiydi de altın madalyası vardı. Ne yapacaksın bunu? Satacaktım ben onu abi. Sebep? Odun bitti. Yeşim'le Süleyman öksürüyordu. Bana niye söylemedin kızım? Her başımız sıkıştığında seni arayamayız ki. Annemi ameliyat ettirdin o kadar. Ya arayacaksın tabii, abim diyorsan arayacaksın. Bu satılır mı ya? Bu manevi değeri var bunun. Bak şimdi gençsin, sen bunu algılayamazsın ama ileride çok pişman olursun. Böyle şey yapılır mı? Aşk olsun ya. Ya ben her gün iş arıyordum aslında. Bulurum diye seni aramadım da çıkmadı. Anladım. Ha bak bu Esin ablan bu arada. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Demetciğim, sen bunları al, içeri gir, biz hemen geliyoruz, olur mu? Tamam. Şefkat, ben Demet'i işe alırım. Zaten birine ihtiyacım var, yani galeriye birini alacaktım. Aa, iyi fikir bak, iyi düşündün, aferin. Ama bir şartım var. Şartın mı var? Kızım, bu çocuğun senin dükkanına getireceği bereketten haberin var mı senin? Bir de şart mart koşuyor bana. Arabayı alacaksın. Hangi araba? Abi, ya aman gözünü seveyim, sen de her fırsatta onu şey yapıyorsun ya. Şefkat, o araba sana hediye. Ayrıca ihtiyacın var işte arabaya. İnsanlardan istiyorsun, vermiyorlar doğal olarak. Çünkü insanların arabasıyla öyle camdan falan giriyorsun. En azından bir yerin camından falan gireceksen kendi arabanla gir yani.
tamam mı? Tamam o zaman şey, borç olarak alacağım, tamam. İyi borç. Hadi, Allah sizden razı olsun Şevkat. Ne muradınız varsa versin. Bakın artık oturabiliyorum. Elim kolum hareket ediyor. Doktorlar fizik tedaviden sonra ayağa kalkabilirsin de dedi. O zaman çocuklarımla da ilgilenirim. İlgilenirsin tabii. Yani öyle bir ayağa kalk da hayırlısıyla. Bu arada biz Demet'le konuştuk. Artık benim yanımda çalışacak. Yani emin ellerde, merak etmeyin. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, inanın. Estağfurullah. Sen bir an önce iyileş, ayağa kalk. O en güzel teşekkür olur işte. Çay demlenmiştir. Ben size çay koyayım. Ben de yardım edeyim. Demet'ciğim, madem sen şimdi benim yanımda çalışacaksın, ben sana hemen iş avansını vereyim. Olmaz abla, kabul edemem. Neden? Ama iş avansı bu, senin hakkın. İyi de ben onu hak edecek ne yaptım ki? Sen geleceksin, benim yanımda çalışacaksın. Alın teri döküp bu parayı hak edeceksin zaten. O zaman verirsin, şimdi hemen verme. Sen iş avansı diye bir şey duydun mu hiç? Duydum, duydum da. Tamam, o zaman bu paranın senin hakkın olduğunu da biliyorsundur. Al lütfen. Lütfen. Çok sağ ol abla. Ben bunu hemen gidip odun alırım. Bu kış yeter. Yok yok. Sen onunla odun falan alma. Sen bir kağıda evin adresini yaz. Ben sana odun gönderirim. Tamam. Teşekkür ederim. Şevkat abinin antrenmanı zaten. Gelip kırar sizin odunları. Sağ ol. Ya yenge şey soracağım, bu size çarpan kamyonun plakası falan var mı sende? Aa, plaka ezberinde değil. Bir yerlerde yazıyordu. Ama firmanın adını biliyorum. Ha, iyi tamam, sen onu söyle bana bir. Ben bir ona bir tamam bakayım bir. Şevkat'a dokununca Esin'in eli titriyor. Aşk alameti bu. Gördün mü bak? Esin Şevkat'a dokununca Şevkat duygusallaştı. Ah, bunların hepsi aşktan. Ne haber lan? Şükür kavuşturana. Sesin değişmiş, ha? Bakım mı yaptılar sana? Ver kızı, ver! Helal lan, unutmamışsın lan araba kullanmayı. Aferin sana be. Şevkat! Hadi yine iyisin koçum. Şşş! Smith'iniz de bana araba vermeyin. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Bu benim aklıma geleni yapmıyor değil mi? Lan ismiş kızı. Şevkat! Oğlum bak lan! Lan ne hastası? Menen ciddi misin oğlum? Ne hareket yapıyorsun lan? Kim lan bu? Ya manyak bu adam ya. Şuraya bak ya. Gel gel. Manyak lan bu herif. Buyur. Kusura bakma Selim. Sen ne yapıyorsun ya? Bu korku size akşama kadar yeter koçum. Akşam bir daha bakarız. Ulan Şevo. Alo. Esin nerede buluşalım? Ben mekana geçiyorum. Tamam, geliyorum ben birazdan. Selo, topla şuranı. Pardon? Ben mi devirdim lan? Deviren top mısın?
Ben Bora'yla buluşmaya gidiyorum. Sana da gel derdim ama biliyorum ki asla gelmezsin. O yüzden hiç sormuyorum. Yo, gayet de gelirim. Merak ediyorum zaten senin Avrel neler söyleyecek diye. Gerçekten mi? İyi. İkinizin bir arada olması daha güzel benim için. E hadi. Şimdi mi gidiyorsun? Hı. Hadi buyur. Hadi bakalım. Sen bunları ayarlarsın. Şuna sahip ol bak. O kudurup duruyor orada şey yapmasın. Ah geldiler yine huylandırma servisinden. Kim lan bunlar? Agacığım var ya bilmiyorum da ayar oluyorum bu tiplere ben ya. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Neyin fotoğrafını çekiyorlar? Allah Allah. Her yeri çekiyorlar. Pardon birader. Instagram'a koymak için mi fotoğraf çekiyorsunuz? Beni de çekin. Sağlam 1000+1000 like'ınız cebinize. Artı yeryüzünde yavru kediden daha fazla like alabilen tek canlı nerede biliyor musunuz? Tam karşınızda duruyor. Kim lan bunlar? Hayırdır birader? Ne iş böyle artist hareketler? Sizi ilgilendirmez. Allah Allah. İlgilendik ama hayırdır, ne olacak? Ha? Sakin Selami, sakin. Bak hareketlere bak. Cevap da vermiyor bak. Antik yer mi lan burası fotoğraf çekiyorsun? Allah Allah. Niko, ne ayak bunlar ya? Sen muhtarsın, bilirsin. Bir şey anladın mı bu işte? Anlamadım. Var bir dümen, hadi bakalım. Yakında çıkar kokusu. Evet. Beyler nedir derdiniz? Söyleyecek misiniz artık? Ben centilmenlik gereği sözü arkadaşa bırakıyorum. Esin sen istedin diye biz el sıkıştık, barıştık değil mi? Bak hatta ben parti bile verdim biliyorsun. E demek ki Şevket'in bir arızası var. Var ama bende yalan dolan yok. Benim yalana dolana arızam var. Kendi aranızda atışmayı bırakır mısınız artık? Söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz? Şevket, ne bu? Ya biz vatandaşla bir anlaşma yaptıydık da... O açıklayacaktı mevzuyu. Değil mi kardeş? Hani konuştuyduk ya. Ya Şevkat kendi kendine havalara giriyor işte. Bu emanet olayından mıdır nedir bilmiyorum ama... beni tanımadan etmeden hayatıma burnunu sokuyor. Öyle hafiyelik mafiyelik bir şeyler deniyor işte kendince. Kıvırma kardeş. Mevzuya gir. Biz partiden sonra Şevkat'le görüşmedik bile. Benim iş toplantım vardı. Bu geldi camdan arabayla içeri girdi. Hayır maksat benim itibarımı zedelemek bence. Artık neye garezi varsa bilemiyorum. Benim sana ne garezim olacak la İbiş? Oğlum toplantı moplantı dalgalandırma. Mevzuya gir. Ya benim bu ara babamla aram biraz açık. Yani holdinge de çok gerekmedikçe gitmiyorum. Öyle prosedür işleri falan oluyor ufak tefek. Onda da hani eve gelin, şirkete gelin falan diyorum insanlara. Afiyet olsun. Bölüyorum ama acil imzanız gerekli. Babanız yarınki toplantıyı bugün aldı. Proje ortaklarıyla anlaşma bugün imzalanacak. Ayrıca babanız sizin de katılmanızı istedi. Ben katılamam. Öyle söylersin babama. Esin Hanım da birlikteydi dersin. Bir kalemin var mı? Aa, bu adam... bu adam o değil mi ya? Siz tanışıyor musunuz? Hayır, biz tanışmıyoruz. Ama dün... feci bir şekilde karşılaştık. Bora Bey'e bir toplantı için brief vermeye gelmiştim. Bu adam kulübe arabayla camdan girdi. Kırdı döktü ortalığı. Ama çok zevkliydi. Görüyorsun değil mi? Ben galiba bir dosyayı arabada unutmuşum. Hemen gidip getireyim. Ha yok gerek yok. Ben orada imzalayıp sizi uğurlayayım. Ben hemen geliyorum. Siz buradasınız değil mi? Buradayız, buradayız. Hmm.
Hadi usta görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Önünü kapat. Tamam usta. Kapatıyor musun? Kapattım. Artık neden arabayla o camdan girdiğini biliyorum. Aga ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların arasında kesin bir şey var bak. Şefkat uyansa bir şey olacak da bizimki kanı kapalı. He. Benim için yapmışsın. Ya tamam olayı bayağı yanlış anlamışsın ama... ...sonuçta beni düşündüğün için yapmışsın. Teşekkür ederim. Yangın var babuş. Aşk güzel seninle. Tamam ya şey yapma. Delisin ama babam iyi ki sana emanet etmiş beni. Lamacımın yok agacığım. Bak bu kız yemin ediyorum çıra gibi yanıyor lan. Bizim oğlan uyanmaya başladı ha. Uyanmaz mı be kardeşim? Biz bile çaktık dalgayı Allah Allah. Yalnız olay daha kapanmadı ben sana söyleyeyim. O ne demek? O demek işte daha kapanmadı. Geç hadi gidelim. Arabayla mı gideceğiz? İnsan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık görmüyor musun? Aç gözün artık. Hayatta tek aşk. Beşiktaş. Esin, bence Şevkat senden hoşlanıyor. O yüzden de Bora'ya gıcık oluyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Yıl olmuş 2017. Elin oğlu uzaya adam gönderiyor. Bir de orada partiler verdiriyor adamlara. Balat'ta elektrik kesiliyor arkadaş. Buna da bravo ya. Vallahi alkışlıyorum ya. Şevkat. Misafir kabul ediyor musun? Tabii tabii gel. Ben de dedim bu kız şimdi elektrik gidince korkmuştur ama... ...sen bayağı hazırlıklı çıktın. Işıldağım da var da bunları yaktım. Bunları daha çok seviyorum. Ambiyansı daha güzel, sıcak. İyi. Çay koyuyor. Tamam. Bozkır abi yok mu? Yok, gelmedi daha. Şeker atıyor mu? Yok, istemem. Teşekkürler. Ya şunu da kaldırayım, dur. Kusura bakma. Süreyya nasıl oldu ayağı? Ha iyi, düzeldi. Düzeldi. Süreyya şey, dirayetli kızdır yani. O işte diğerleri gibi değil, hemen toparladı kendini. Maşallah. He. Diğerleri nasıl ki? O ötekiler mesela bizim Firuzan çok şeydir. Böyle ilgi ister. Mesela hastalandığında onu illa elinle besleyeceksin efendim. Ama bir taraftan tabii ilaç falan verirsen de ona hayır demiyor hasta. Böyle şey yapar ama böyle adamın gözünün içine bakar böyle hani gıdak der demez falan öyle bir değişik modeldir yani o çok şey. Mesela Matilda var. Matilda benim en
kümesimin en kokuş kızı ya. Matilda çok şey tabii. Şimdi bunun geçen sene bir tüyleri döküldü. Bu bir depresyona girdi. Tabii. Şimdi tabii tüyler gidince bunun havası söndü ya. Ondan sonra yemeden içmeden kesilsen. Tabii ben gittim buna özel kremler aldım. Derisine hep o kremlerle ovdum. Hani böyle bir an önce çıksın tüyleri falan diye. Bir de bunların bir özel ilaçları oluyor. O ilaçlardan sürdüm ki hani böyle tüyler daha parlak çıksın falan diye. Neyse toparladı sonradan. Yani Matilda fenadır yani. O kümesinden kokoş tavuğu adeta. Ne kadar çok seviyorsun sen bu tavukları ya. Anlatırken sanki başka bir insan oluyorsun. Tabii canım. Sen bana tavuk de ben sana sabaha kadar muhabbet yapayım. Ve tabii yani şimdi burada da böyle mum ışığında falan böyle ambiyansta tabii tavuk muhabbeti sarmaz diyorsan da anlarım. Hemen de susmasını bilirim. Sen bu tavuklara aşkla bağlısın. Onu anladım da gerçekten aşk hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Yani aşk düşünülecek bir şey değildir ki. O sadece yaşanır yani. Nasıl yaşanır peki? Ya işte şu mumlar gibi mesela. Birlikte yanarsın. Yan yana erirsin. Sonuna kadar. Biri sönerse diğeri yanmaya devam eder. Ama biri öbüründen erken biterse dengeler bozulur. Dengesizlik olursa ne olur? Yani aşk devam eder ama ilişki biraz topal yürür. Böyle yan yana olmalılar. Birbirlerine denk olmalılar. Yani diyeceğim aşk denen şey sadece iki erdemli insanın yaşayabileceği bir şeydir. Bu mumlar erdemli mi sence? Karanlığı aydınlatmak için kendilerini eritiyorlar. Bundan daha erdemli bir şey olabilir mi? Ya peki şimdi sen bu aşk maşk mevzularını neden açtın? Yani neyi merak ediyorsun? Öyle merak ettim ya, bir şey yok. Yani seni daha iyi tanımak istiyorum. İnsan böyle arkadaşlarına sorar ya, sen sormaz mısın? Ya pek sorma. Ama sana sorabilirim. Çünkü konuyu sen açtın. Sen ne düşünüyorsun aşkla ilgili? Yani nasıl yaşanmalı sence? Bence aşk tutkudur. İki insanın birbirine tutkuyla bağlanmasıdır. İkili yıldız sistemini bilir misin? Çifte yıldız sistemi. Bu yıldızlar bir yandan kendi eksenleri etrafında dönerken bir yandan da birbirlerinin etrafında dönerler. Ama biz onlara buradan aşağıdan baktığımızda tek bir yıldızmış gibi görürüz. Dışarıdan nasıl göründükleri önemli mi sence? Hani başkaları ne düşünür muhabbeti? Yani öyle düşünmemiştim açıkçası. Yıldızların arasındaki bu kütle çekimi işte aslında. Şu elektrik alma geyiği. Aynen. İki insan arasındaki işte bu elektrik durumu. Bir sebebi olması gerekmiyor. Yani bir anda oluveriyor işte. Ben mum diyorum, sen elektrik diyorsun. Ama ya bak, elektrik kesilmeseydi bu mumlar yanmayacaktı şimdi. Sen ne oldu ya? Bir yanakların falan kızardı, bir şey mi oldu? Yok ya. Bir şey yok. Şu mum çok yakın bana, ondan şey. Lan yine yaktı. Sen kaç. Yine yaktı. Yaktı bu kadın. Ya kızım, daha önündeki iki tane mumu hakim olamıyorsun da bana bir de diyorsun ki yok ikili yıldız sistemiymiş, yıldızlar göbek atıyormuş karşılıklı. Ne bağırıyorsun ya? Kaza oldu işte, kaza yani. Allah Allah, bu kadar bağırmana gerek var mı? Kaba. Kızım ne bağırıyorsun?
bağırmayacağım lan. Sen bu evi yakmadan rahat edemeyeceksin mi? Bu ev ahşap ev, ahşap. Ne demek ahşap? Tahta, tahta, odun. Anladın mı? Bu ev yanar gider. Hayır, bu ev sana miras kalmış anandan, babandan. Yansın mı? Benim evi yanmasın derdindeyim. Sen ne diyorsun ya? Ya zaten gelip seninle iki çift laf edene kabahat be. Gidiyorum ben. Git zaten, geldi elektrik de. Geldi, öyle bakıyorsun tabii, geldi. Elektrik de herhalde senin kafadan azar yiyince anında geliyor. Kır! Kapıyı da kır. Mutfağı yaktın, burayı yaktın, arabama çarptın. Kır kapıyı da kır. Gel bir de üstüne beni göm. Yaktı kadın lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.